Çadır Tuzluca'da çalışkan hanımların yanındayım. Hanımlar burada yaptıklarını masaya sergilemişler. Bana da görmek, tatmak, tanıtmak kalır. Selamun aleyküm hanımlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla, adın ne? Evin. Evin, ay ne güzel ismi var. Ne demek evin? Teşekkür ettik. Vallahi bilmiyorum anlamını. Kürtçe'de aşk, sevgi demek, daha da bilmiyorum. Adının anlamını biliyor musun işte kız? Evet, biliyorum. Abla senin adın ne? Güner Birlik. Güner ablacığım, sen de vallahi birlik gibi kadınsın, evet, yemin ederim. Maşallahım var. Ablacığım ne yapıyorsunuz burada? Burada Tuzluca çalışkan kadın olarak kooperatif açmışız kendimize. 7 kişiydik, şimdi tam 50-60 kişi olmuşuz. 60 kişi? Evet. Oo, maşallah vallahi. Evet. Bir köy kadar olmuşsunuz. Evet. Peki burada kadınlar ne yapıyor Güner abla? Burada kadınlar yazın toplanıp çöle gidiyoruz. Evelik topluyoruz. Çöle mi? Evet. Dağlara gidiyoruz. Ha. Dağ, çöl. Çöl mü? Evet. Yani hiç bildiğimiz çöl mü yani buralar? Evet, bildiğimiz çöl. Hani burası Antalya'ydı? Evet. Antalya'dan iyi, güzeldir. Bizim buranın dağı da Antalya'dan güzeldir, evet. Aa, evet. Güner abla sıkı ıdırlı vallahi. Evet. Ben hiç senden korktum, hiç ağzımı açmıyorum. Biz eveliği topluyoruz. Bu evelik ne yapalım? Evelik çok güzeldir. Bizim buranın meşhur otudur. Evelik. Dağda, evet, yetişiyor. Dağda yetişiyor. Bunun sarması da yapılıyor. Oh ne güzel. Evet. Bakma derdi yok. Sulama, evet, derdi sulama yok. Sulama derdi yok. Dağdan öyle gidip topluyup getirip kurutuyoruz. Peki bunun ne faydaları var? Bunun faydaları var işte. Kışın, genellikle kışın. Faydaları var işte, evet, dedi. Demek ki bilir kişi burası. Emin abla, faydaları var ama ne? Soğuk algınlığına, gribe, nezleye, evet, olduğumuz zaman genelde çorbasını yaparız. Şurada yapmışız zaten. Ha, bu mu çorbası? Evet, o çorbası. Ne var bunun içinde? Önceliği zaten evelik otumuz. Hı-hı. İçine şeyden koyuyoruz, bulgurdan, yeşil mercimek, soğanı, isteyen fasulye koyar, maşa koyar. Maşa ne kız? Fasulyenin küçüğü. Maşa mı diyorsunuz? Hı-hı, ona? Biz maşa diyoruz. Ben fasulyenin küçüğünü de görmedim de gerçi. Fasulye fasulyedir. Küçüğü nasıl oluyor? Maşta var ya. Maşta. Bizde var, evet, maşa. Burada sonra var mı? Fasulye gibi haşlıyoruz, içine atıyoruz. Evet, şu an içinde var. Hı-hı. Bir de kuruttuğumuz eriklerimiz var. Ekşi erik de var. Ekşiliğini de oradan alıyor. Evin abla bu mu erik? Evet, bu. Bu nereden oluyor? Bahçede mi? Bahçede. Ağaçta mı? Ağaçtan topluyoruz. Aynı kayısı gibi topluyoruz, kurutuyoruz. Sonra da yemeğini yapıyoruz. Hı hı. Tüketiyoruz. Ne faydası var? Faydası sadece ekşiliğini veriyor çorbaya. Çok böyle önemli bir faydası yok. Ekşiliğini oradan alıyor. Bu Malatya'da biz erik ekşisi yapıyoruz. Kısıra mısıra koyuyoruz. Aynısı. Bu erik o mu? O. Aynısı. Bilmiyorum çünkü. O mudur? Bir arada tereddütte kaldım. O mu değil mi? Hayır, bayağı ekşiymiş, evet, evet, evet. Bayağı ekşidir. Çorba ekşiliğini oradan aldık. Meşhur Iğdır'ın ekşi eriği. Harbiden ekşi vallahi ağzım. Bir tuhaf oldum. Evin abla, şimdi bunun çorbası bu yani, değil mi? Evet. Sen şimdi bunu bir tut ablacığım. Ben bunun tadına bir bakayım. Bu çorbadan çok yemeğe benziyor ama Evin abla. Kıvamı biraz koyu olsa bile bizim çorbamız. Yemek tarzı da oluyor yani. Siz bunu yerseniz doyarsınız, ana yemeğe geçmeye gerek yok ki. Baksana, içinde fasulye var, otlar var. Ben bunu ıspanağa benzettim ilk önce de, evelek otuymuş. Bir tadına bakacağım şimdi. Ekran başında beni izleyen Bahar Kapı'da izleyicileri, özellikle ablalarım, teyzelerim, onlar da benim gibi meraklılar. Bana her zaman çok yiyorsun diyorlar ama yemek zorundayım. Bunun tadına bakmadan buradan gidilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelse güzel diyeceğim, değilse zaten saklayamam. Ay vallahi ne lezzetli ya. Ellerinize sağlık. Bizim Türk hanımlarının elleri ne kadar lezzetli. Vallahi şu an canınız istiyorsa, biliyorum istiyordur ama, evelek otu bulursanız yapın ama bulamazsınız. Canı çok isteyenler Tuzluca'da Çalışkan Kadınlar Kooperatifine bir alo diyor. Artık internet var. Oradan ulaşıp ablalarımdan temin edebilirsiniz. Şimdi bu masa çok güzel görünüyor hanımlar. Evin ablacığım, sen ver mikrofonu. Güner ablam anlatsın. Güner ablacığım kaçma vallahi gel aşkım. Kaçmıyorum.
Güner ablacığım, şimdi bu masada ne var? Anlatsana. Eveleğimiz var. Eveleğimiz var. Ada çayımız var. Evelek. Evelik. Evelik, he, pardon. Evelik var. Bakayım, kokusu yanık bir koku var. Nane gibi sanki. Hı-hı. Ama yemekte çok lezzetli. Çok lezzetli. Güner abla, bunu dağdan topladınız. Yıkıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bunu? Yıkamadan getirip ayıklıyoruz. Bunun gibi. Evet. Sonra? Ayıklıyoruz, böyle örüyoruz. Güneşten kurutmuyoruz, gölgeden. Niye? Güneşte kararıyor. Ama bu zaten yeşil. Yemyeşil. Gölgelikte kurutmuşuz, onun için yeşildir. Ha. Peki güneşte, kararırsa ne olur? Kararırsa rengi değişiyor yani. Rengi de değişiyor, tadı da değişiyor. Ha. Evet. Böyle güneşte kurutmuyoruz. Gölgelikte kuruyor. Sonra? Sonra da böyle örgü yapıyoruz. Örgüden sonra böyle paketleyip satıyoruz. Peki bunun ömrü ne kadar abla? Ömrü 1 sene. 1 seneden fazla kalırsa kötü oluyor. Tadı değişiyor ama kötü olmuyor. Tadı değişiyor yani. Peki çorba, bu çorbadan başka ne yapılır? Çorbadan başka sarması yapılıyor. Ispanak gibi kaynatıp kavurup da yiyin. Yumurta kırılıyor evet, mu üstüne? Yumurta da kırılıyor, evet. Of. Börek yapılır mı? Börek de yapılır. Gözleme. Yapılır, her şeye gider. Of of of. Yoğurtlanıp yenir de, evet, haşlanıp değil, evet, mi? Çok güzel tadı, yeşil, taze taze. Ama ben hala bunun faydalarını anlayamadım Güner abla. Faydalarını gene bilmiyorum. Tadını seviyorum, yiyorum. Tadını, faydası çok güzeldi. Mesela kışın hastalananda ilk başta bu çorbayı yapıyoruz. Çabuk iyileştiriyor. Evet, çabuk iyileştiriyor. Evet. Ama hangi hastalık? Grip mi, veren mi, kanser mi? Gribe. Ha, gribe. Gribe, soğuk algınlığı çok güzel gidiyor. Bağışıklık sistemini, evet, arttırıyor. Peki, evet, bunu öğrendik. Peki burada ne var? Ay, üf. Baksanıza. Bu ne abla? Ada çayı. Ada çayımızdı burada. Bu ada çayımız. Evet. Bu ne abla? Bu da kekiğimizdir. Bu da kekiği. Dağ kekiği, evet. Dağ kekiği. Evet. Bu ne? Bu da kurutulmuş domates. Evet. Bu kurutulmuş domatesi nerede kullanıyorsunuz abla? Kurutulmuş domatesi çorbasını yapıyoruz. Bunun salatası var. Salatasını yapıyoruz. Evet. Ha. Evet. Çok güzel olur. Yemeğe koyuyoruz. Fırında yemek yapıyoruz ya. Yemeğini yapıyoruz. Zaten bu da tuz, meşhur tuzumuz. Evet, bu da meşhur tuzumuz. Vallahi çalışkan, evet, hanımlar, evet, döktürmüşler. Bu da patlıcan. Patlıcan. Kızartmalı patlıcanımızdır, evet. Aa, bunu kuruttunuz mu? Hı-hı. Kendi bahçemizde. Kendi bahçemizde topladık. Ne, nasıl kuruttunuz? Gölgede kuruttuk. Niye bunları gölgede kurutuyorsunuz? Kararmasın diye gölgede kuruttuk. Yazın ama, değil, hı-hı, mi? Yazın. Hı-hı. Bunlar erişte. Onlar da erişte. Evet. Erişte. Bu erişte ne? Bu ince erişte, o da kalın eriştemiz. Peki bunun farkı ne abla? Aynıdır. Bu incesidir, o da kalınıdır. Aynı. Yani malzemesi aynıdır. Hangisi daha lezzetli oluyor? İkisi de aynıdır. Bence incesi daha güzeldir. Kalını da güzel, ikisi de aynıdır. Abla bu ne? Hengel. Hengel. Evet. Ha, mantı. Bu mantı. Açık mantı, evet. Ben geçen gün bir yerde hengele mantı dedim, biraz kalsın döveceklerdi vallahi. Ama yemin ederim. Güner abla. Ama gerçekten bu mantı. Mantı. Mantı değil. Mantı değil. Bak. Hengel. Siz kendi aranızda anlaşamıyorsunuz. Benim ne suçum var? Karar verin. Evet. Mantı mı, hengel mi? Hengel. Hengel. Ben, yani benim dediğim doğru değil mi? Benim mantı, evet, dediğim için dönmeleri mantı normal değil mi? Mantı genelde et. Sen de lezzet. Makarna mı oluyor? Ezilmiş halini de çorbaya koyuyoruz. Ha, tamam. Kesme olur. Çorbası gibi çorbanın, tamam, içine atıyoruz. Evin abla. Tamam, biz yemesini seviyoruz. Ama bunun mantıyla arasındaki fark ne? Niye beni döveceklerdi? Mantımız genelde içli oluyor. Hengel içsiz oluyor. Hamur aynı değil mi? Hamur aynı. Şimdi bunun içinde et olmayınca hengel, et olunca mantı. Hangisi daha güzel? Bence hengel daha güzel. Etli olan şey daha lezzetli olmaz. Olmaz mı Evin abla? Olmaz. Nasıl olmaz? O senin zevkine göre değişir. Biz bu şekli daha çok seviyoruz. Ben etoburlar, yani benim gibi etoburlar. Biz de otoburlar. Ben olduğu gibi. Aynen. Otoburlar. Aynen. Iğdırlı hanımlar pek bir otla haşır neşirler. Otobur demeyelim ama otu seven insanlar aslında ot çok faydalıdır. Çok faydalı. Vallahi. Biz başarabilsek ne güzel. Biz beri daha ota daha çok bir bağlılığımız oldu. Daha düşkün olduk. Ne çayı yapıyorsunuz kız? Özel bir tarifin var mı böyle çabuk iyileştiren, böyle derde deva, yaralara maralara? Ada çayımız. Ada çayımız. Kız, bu ada çayı her yerde var. Şimdi bu nasıl böyle derde deva ilaç milaç yapmıyor ama musunuz? Ama bu dağdaki çay. Bu daha çok farklı. Sadece dağda toplanıyor. Ha. Ben sanki normalde ada çayı görmüş gibi. O ada çayıyla bu bir değil ama. O hani evde yaktığımız ada çayı değil mi? Yok. Iğdır'daki hanımların yaptığı ada çayı aslında bizim bildiğimiz ada çaylarına benzemiyor. Baksanıza kekik gibi. Aralarında böyle sanki mor mor bir şeyler de var. Kokusu da çok güzel. Çiçekli mi bu? Ben Güner ablaya bir şey sormuyorum vallahi. Memleketle birbirimize girmeyelim. Şaka yapıyorum, tatlım benim. Şimdi işin şakası bir yana, bu ne?
Dut yaprağı. Dut yaprağı mı? Bildiğimiz dut ha? Biz özellikle beyazını toplamıştık. Evet abla, bu bildiğimiz dutun ağacından kopan yaprak. Yapraklar. Topladınız, bunun çay mı yapıyorsunuz? Bunu çay yapıyoruz. Peki faydaları neler? Karaciğer temizleme özelliği var. Sindirme faydalı. Sindirme faydalı. Ya anlayacağım, bütün bitkilerimiz sağlığa çok faydalıdır. Ha. Tamam abla, peki burada... Kekik de dağ kekiği zaten. Da dağlardan dağ topladınız. Evet, dağlardan. Peki bunu siz dağa mı gidip topluyorsunuz, evet, bunları? Evet. Arkadaşlar toplanıyoruz. Ekibimizle beraber gidip toplayıp getiriyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra böyle ambalajlıyoruz, paketliyoruz. Vallahi sizi tebrik ederim. Yani insanlar arkadaşlarıyla toplanıp bir yerde çay kahve yapıp gün yapıp işte gün geçirebilirsiniz aslında. Evet. Ama onlar dağ bayır demeden yorularak emekleriyle bir şeyleri topluyorlar, çalışıyorlar. Bir ürün koyuyorlar ortaya. Üretim var. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Hele bu bölgede kadınların çalışması aslında hep böyle bir daha uzak görülür. Hani daha zordur buralarda, evet, bu bölgede. Hem hava şartları hem yaşam şartları. Siz buna rağmen bunu başarmışsınız. Sizi tebrik ederim canı gönülden. Ben de çalışan bir hanım olarak sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki sizler varsınız. Çalışmak isteyen çalışabilir. Evet. Bahar'cığım, burada her şey güzel yetişiyor. Her şey yetişiyor Doğu. Antalya gibi mesela her şey var. Her şeyden gidip toplayıp getirip kurutuyoruz. Portakal var. Portakal var. Kayısımız var. Patlıcanımız var. Kayısı deme, benim can damarıma, evet, basma abla. Lütfen. En güzel kayısımız. Evet. Hayır, kuşbuğumuz var. Kayısı Malatya'nın. Ha, onu geçelim. Sarı erimiz var. Evet. Her şey yetişiyor. İdemiz var. Her şeyi de bahçede toplamışız. Hep bahçeden ekmişiz. Buranın iklimi aslında Doğu Anadolu olmasına rağmen daha ılıman, daha güzel. Evet. Akdeniz iklimi gibi her şey yetişiyor. Her şey yetişiyor. Sizler de fırsattan, evet, istifade hepsini topluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Evet. Maşallah. Şimdi burada iğde var. Gördüm, biraz buruşmuş sanki ama güzel mi? Evet. Sen yersen önce ben yerim. Sen önce ye abla. Ha, sen önce bir tadına bak. Beğenirsen ben de yiyeyim. Niye soydun? Soyuluyordum. Kabuğu yemiyorum. Mideni göbek erittiğini söylüyorlar, doğru mu? Göbeğe ama bence iyi geliyormuş diyor. Göbek eritiyormuş hayatım. Karaciğer yağlamasına iyi geliyor. Bir de idrarla. Bir de bunun abla sivilcelere iyi geldiği söyleniyor, doğru mu? Evet. Gerçi senin sivilcen, evet, yok bebek gibi doğru, yüzün. Nasıl yoktur. Maşallah yüzün çok güzel aşkım benim. Burnun da yapılı gibi, ameliyat mı oldun? Hı hı. Estetik var mı? Evet. Gerçekten mi? Yok, ne estetiği? Yemin ederim burnu okka gibi değil mi baksanıza. Maşallah. Çok çok kıskandım Güner ablaya. Önemli, en meşhur reçelimiz patlıcan reçeli. Niye abla, bu ne? Evet, o kayısı. Yok, biz kayısıya girmeyelim. Kayısı. Benim hassas noktam lütfen. Patlıcan. Evet, patlıcana bakabilirim. Iğdır'da en çok meşhur olan şey patlıcan reçeliymiş. Ben patlıcan reçelini hep duyuyordum ama ön yargılıydım. İşte patlıcanın yemeği olur. Hep böyle tuzlu hayal ettiğim için hiç tadına bakmamıştım. Şimdi ilk defa bakacağım ve tadını söyleyeceğim. Yalnız bu bayağı sert görünüyor. Bunu haşlamadan mı yaptınız? Haşladık. O kadar yer gezdim. Bana patlıcan reçeli nasip olmadı. Iğdır'da nasip oldu. Burada da meşhurmuş. Ne kadar şanslıyım. Bunun bu kadar sert olmasının sebebini de biliyorsundur artık Güner, evet, abla. Gerçekten buna baksam ben hiç patlıcan reçeli demem. Bu böyle şey incir reçeli gibi doğranmış sanki. Patlıcan sağda, Iğdır'da yetişiyor. Her yerde yetişimi bu reçellik patlıcanı. Ne patlıcanı bu? Reçellik patlıcanı diyor. Böyle küçük, ufak fındık falan. Küçük küçük. Ha, ondan, hı, o büyük patlıcanlardan olmaz, olmuyor, mı? Besli'de pazarda gördüm böyle ufak ufak küçük küçük. Hatta ben onu çiğ bile yedim abla. Bunlardan mı? Hı, ay, ne lezzetliydi. Demek ki onun lezzeti bundanmış. Ben de, hı, zannediyorum ki ya bu koca koca patlıcanlarda nasıl reçel yapıyorlar. Yenir mi o diyordum. Ama o patlıcan bu patlıcan değilmiş. Besli'deki patlıcanmış. Ağzım sulandı. Zeynep abla hatta söylemişti Besli'de, biz bu patlıcanı reçelini yaparız demişti. Demek ki buymuş. Buradan Zeynep ablaya da selam olsun. Ellerinize sağlık hanımlar. Maşallah. Bir de şurada bir şey daha gördüm. Bu da mı dağda yetişiyor, evet, abla? Vallahi sizin işiniz kolay. Dağda her şey bedava yetişiyor. Hanımlar gidiyor topluyor, her şeyi yapıyorlar. Şimdi kuşburnu marmelatının da tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşburnu çok zahmetlidir. Dikenli ağaçlardan tane tane gidip toplayıp getiriyoruz. Hmm. Ayıklıyoruz, yıkıyoruz, sonra kaynatıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz, sonra da elekten geçiriyoruz. Çok zahmetlidir ama faydası da çoktur. Abla valla nasıl topladın getirdin bilmiyorum ama çok lezzetli, evet, gerçekten. Toplaması da çok zor. Yemesi tatlı ama toplaması zor. Yemin ederim o kadar lezzetli ki. Of, gerçekten çok güzelmiş ya. Hmm.
Bu hanımlar çok marifetli ya valla. Evet. Hanımlar çalışmışlar. Dağ bayır, kar, kış demeden her mevsimde çalışmışlar, üretmişler, getirmişler, yapmışlar. Hem de Iğdır'ın hem de güzelliklerini sergilemişler. Evet. Aferin hanımlar, sizi tebrik ederim vallahi. Teşekkür ediyorum. Sizi özenle kutluyorum. Özellikle Ahmet Said Sedreddin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir de Elif Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hem maddi hem manevi bize destek oluyor. Evet. Biz de gidip topluyoruz, kurutuyoruz, yömyemizi veriyor. Günlük yömyemizi veriyor. Bir araya da maşallah toplanıyoruz. Evet, 7-8 tane bayan ama çoğaltmışız. 50-60 bayan olmuşuz da. Toplanıp kazanlarımızı koyuyoruz. Reçelimizi yapıyoruz, marmeletimizi yapıyoruz. Beraber birileri suyu, birileri yıkıyor, birileri ayıklıyor. Yani birlik beraberlik yapıyoruz. Oh. Evet. Tuzlucu'da hanımlar, çalışkan hanımlar birlik beraberlik içerisinde çalışıyorlar, üretiyorlar. Sonra da satışa sunuyorlar. Evet, ellerinize sağlık. Baksanıza şu güzelliklere maşallah. Canınızın istediği her şeyi Iğdır'da, Tuzluca'da Çalışkan Kadınlar Kooperatifinde bulabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.